Mesleğimiz artık pek de ilginç bir meslek değil. Gazeteciler halka gerçekleri söyledikleri için her geçen gün daha yüksek bedeller ödüyor. İçtiğimiz son birkaç yılda Rusya gazetecilerin çalışma koşullarının en tehlikeli olduğu ülkelerin başında geliyor. Bu durumu Moskova'dan Glasnost Savunma Fonu'nun başkanı Alexey Simonov'la konuşacağız. Anna Politkovskaya 5 yıl önce öldürüldü. Halen bu cinayetin ardında kim olduğunu bilmiyoruz. Batı genellikle Rusya'yı suçsuzların cezasız kaldığı bir ülke olarak tanımlıyor. Siz buna katılıyor musunuz? Evet, ne yazık ki bu tespite katılmak zorundayım. Bu arada hükümetle son 5 yıldır yaptığımız konuşmalarda bu cezasız kalma durumunun bir numaralı gündem maddesi olduğunu da eklemek durumundayım. Tüm bu geçen zaman içerisinde sürekli olarak gazetecileri hedef alan saldırıların cezasız kaldığından yakınıp durduk. Suç işleniyor ama ceza yok. Bununla mücadele etmeli miyiz? Mümkünse evet, bununla mücadele edilmeli. Bunu yapmanın en iyi yolu da halkı bilgilendirmekten geçiyor. Son 3 yıldır Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti ve Rusya Gazeteciler Cemiyeti olarak yaptığımız çalışmalarda bu bilgilendirme safhasını ön plana çıkarmaya çalıştık. 1993'ten bu yana durumu gözlüyoruz. Şimdi elimizde medyada, daha da doğrusu bilgi edinme sahasında gazetecilere uygulanan şiddete ve ihlallere dair neler olup bittiğini takip etmemize yarayan daha modern gereçler de var. Vakfınız 20 yıldır Rusya'da faal. Sadece Rusya'da değil, diğer ülkelerde de gazetecileri korumanın en iyi yolu sizce nedir? Daha dün kamuya yeni bir veri bankası sunduk. Bununla gazetecilere yapılan saldırıları, hak ihlallerini, tehditleri, işten çıkarmaları ve sansür girişimlerini net olarak takip edebilecekler. Ceza hukukunda gazetecilere yapılan saldırılarla ilgili 6 hüküm var. Bizimki uluslararası bir proje ve oldukça ciddi tepkiler aldık. Uluslararası Gazeteciler Vakfı bu veri bankası ile ilgili olarak kendi internet sitesinde kamuoyu bilgilendirdi. Meksika, Kolombiya, Filipinler gibi gazetecilerin sıklıkla saldırıya uğradığı ülkelerden çalışmalarımıza büyük ilgi gösteriliyor. Tabii ki her derde deva bulan bir iş yapmıyoruz. Ama en azından konunun daha etkin bir şekilde ele alınmasını sağlayan bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte veri bankamızın başa çıkamadığı iki temel husus var. Birincisi adli kurumların ilgisi ki bu konuda şu ana dek başarılı olamadık. İkincisi ise her gazetecinin kendi kişisel sorumluluğuyla meseleye sahip çıkması. Gazeteciler olan bitenlerin sadece onların başına gelen kişisel mevzular olmadığını, bilakis kamuya karşı olan sorumluluklarına dönük bir saldırı olduğunu bilmeli. Gazetecilere saldırı, gazeteciliğe saldırı olarak değerlendirilmeli. Bu çok önemli bir husus. Bunun farkına varmadan hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Toplum gözünü açamaz. Çok teşekkürler.